Maden sahibine kimse bir şey yapamıyor. Niye yapamıyor anlayabilmiş değilim. Ne kadar güçlü. Arkasında kimler var. Çok enteresan. Biliyorsunuz Koç'un eski ortağıdır. Evet. Dolayısıyla yani insanın aklından 40 türlü şey geçiyor. Yani güç yetmiyor. İstediğin kadar baskı yap. Hakim ortada somut deliller olmadığı için ifade alınmasına gerek yok. Sorguya çağrılmasına gerek yok dedi. Pardon. Evet hakim. Öyle dedi. Bu nasıl olabilir yani? Bunu anlayabilmek mümkün değil. Yani 301 kişiden daha büyük bir delil var mı? 301 kişi şehit olmuş. Hayatını orada kaybetmiş. Millet feryadı figan ediyor. Ortalık altı üstüne gelmiş. Kalk hiç olmazsa bir ifadesini al. İfadesini bile almıyorlar. Bu nasıl korumalı bir insan? Nasıl dokunulmaz bir insan? Yani eğer köken olarak AK Partili falan birisi olsa var ya, yeri göğü yıkarlardı. Yeri göğü yıkarlardı. CHP tandanslı olduğu etrafta söyleniliyor. Ama şimdi bakın CHP'den de gürültü yok. Kılıçdaroğlu herkes de yeri göğü inletir, ortalığı birbirine katardı. Ne oluyor, ne bitiyor, bu adam dokunulmaz mı diye. Bu konuda çıtı çıkmıyor. Akıl sır erdirebilmek mümkün değil. Özellikle son zamanlarda Türkiye'deki mevcut olan gelişmeler Avrupa ülkelerinin birçoğunu, özellikle Almanya'yı çok rahatsız ediyor. Bu rahatsız etmenin altında tek yatan neden ekonomi ve para. Elbette. Sayın Başbakan'ın İstanbul'a yaptığı 3 yatırım ve bir de Türkiye'ye yaptığı 4. nükleer santraller bunların aklını başından aldı. Nedir bunlar? 1. İstanbul'a yeni Boğaz Köprüsü yapılıyor. Ekonomiye 2,5 milyar dolar katkısı var. Bugün İstanbul'dan Ankara'ya karayoluyla geldim Sayın Başkan. O TEM üzerindeki trafiğin inanın 1/4'ü kamyonlar. Evet. Şunu idrak edemiyor insanlar galiba. Biliyorsunuz 3. köprünün üstünde demir yolu da var. Evet. Yani o köprü açıldığı zaman bu yükler artık Anadolu'dan ta Avrupa'ya kadar demir yoluyla taşınacak. Evet. Evet. Ve bu karayollarımızdaki evet. kamyonlar neredeyse yok sayısına kadar inecek. Bunları hayal dahi edemiyorlar herhalde diye düşünüyorum. Evet. Edemiyorlar değil, aslında ediyorlar. Kim ediyor? Almanya ediyor. Kim ediyor? Almanya'ya burada taşeronluk yapan Kılıçdaroğlu ediyor. İstanbul'daki baronlar ediyor. Bir de bunların altındaki taşeron çocuklar var. Gençler var. Her olayda para karşılığı eylem ortaya koyan. Bu para eylem, karşılığı. Bakın para karşılığı. Bu eylemlerin başındaki gençlere devamlı maaş verirler, para verirler. Alttaki gençler maaştan falan herhangi bir haberi yok. Öyle bir şey yok. Onlar güya idealist. Güya bir şeyler yapıyoruz diye ortaya düşerler. Ama bunları yönlendirenler hep özellikle para alırlar. Ve bu para karşılığı yaparlar. Bunun için yapıyorlar. Türkiye'nin ekonomide gelişmesini engellemek için. Yukarıdakiler talimat veriyor, aşağıdakiler tatbik ediyor. Şimdi tekrar döneyim şu şeye. Dön. Köprü yapıldı. 2,5 milyar dolar yani 5 katrilyon lira para yılda ekonomiye katkısı. 2. İstanbul'a bir boğaz yapılıyor. Yapılacak olan boğazın en önemli hususu şu. Montreux Anlaşması'na göre biliyorsunuz bedava geçiyor bütün gemiler boğazdan. Halbuki biz buraya yapınca öbür tarafı diyeceğiz ki günde bir saat açıyoruz trafiğe kardeşim, o saatte geçiyorsanız geçin. Diğerleriniz işiniz gücünüz varsa buradan gelin geçin dediniz mi? Yılda 5 milyar dolar yani 10 katrilyon para gelecek. Bir de onun kenarlarına yapılacak binalar, şunlar bunlar tam bir İstanbul'u ada haline getirecek. Artık yarım ada olmaktan çıkacak, ada olacak o aradaki kalan kısım. Ayrı bir havası olacak oranın. Artı üçüncü yapılacak olan yatırım, en büyük yatırım nedir? İstanbul'un 3. havalimanı. İstanbul'un şu anki mevcut olan havalimanıyla biz dünyada havalimanlarında 20. sıradayız. İstanbul'un 3. havalimanı bittiği zaman 3. sıraya çıkıyoruz. Evet. Biz 3. sıraya çıktığımız zaman Almanya'da Frankfurt Havalimanı ve İngiltere'de Londra Havalimanı'nın pabucu dama atılıyor. Niye? Şimdi tam orta noktada olduğu için havaalanı doğudan batıya, batıdan doğuya gidenler veya güneye gidecek olanlar aktarmaları artık Frankfurt'a gidip oradan yapmayacak. Şimdi adam geliyor Japonya'dan şeye Frankfurt'a, Frankfurt'tan tutuyor şeye gidiyor aşağıya güneye Afrika'ya iniyor örneğin. Şimdi ne olacak? Ortak nokta burası olacak. Çünkü adam benzin harcıyor. Para harcıyor yani. Para ucuzuna gidecek. İstese de istemese de. Üçüncü sıraya çıkıyoruz.
Yıllık getirisi 15 milyar dolar. Yani 30 katrilyon lira. Düşünebiliyor musunuz? İster mi Almanya bunu? İster mi İngiltere bunu? İstemesi kesinlikle ve kesinlikle mümkün değil. İşte onun için diyor ki arkadaş dur bir dakika. Dördüncü bir önemli olay var. Türkiye iki tane nükleer santralı ihale etti. İki nükleer santralın bitmesi ne biliyor musunuz? 6 milyar dolar yani 12 katrilyon yılda para. Artık enerji dışarıdan satın alma yerine nükleer enerjiyi kullanmaya başlayacaksınız. Artı en büyük korkuları da yarın nükleer enerjiyi elde ettikten sonra bunlar atom bombası yaparlar mı? Bunlar da uluslararası güçlere gelir mi? Çünkü atom bombası olan bir ülkenin dokunulmazlığı var. Sen şimdi gitmiş orada Almanya'da milletvekili olmuşsun. Ve hatta diyor ki şeye gelmesin diyor. Başbakan için. Almanya'ya gelmesin diyor. Sen kim oluyorsun da bunu söylüyorsun? Ne işi var burada diyor. Cumhurbaşkanlığı seçim için gelemez diyor. Senden mi izin alınacak? Senden mi müsaade alınacak? Var mı böyle bir şey ya? Sen gelme Türkiye'ye. Artık sen kendi bu manada Türklüğünü bir kenara bırakmışsın. Ve Türklüğünü bir kenara bırakarak Türkiye hakkında ahkam kesmeye kalkıyorsun. Orada 3 milyon Türk var. 3 milyon Türk'ün hakkını sen korumayacaksın. Gene Recep Tayyip Erdoğan koruyacak. Başka herhangi birisi korumayacak. Ve başbakan ne yapıyor? Hatırlıyorsunuz konuşmada. Almancayı mutlaka öğrenin. Son derece uyumlu hareket edin. Evet. Buranın da vatandaşı olduğunuzu bilin diyor. Bir sağduyulu başbakan öteki tarafta Alman hükümetine yağ çekmek için yırtınan bir Cem Özdemir. Başka herhangi bir şey yok. Herkes bu manada haddini bilmeli. Cumhurbaşkanlığı seçimini inşallah AK Parti'nin gösterdiği aday alacak. Yüzde kaç oy alacak sizce? %50 ile 58 arasında bir yere oturacağımızı düşünüyorum. Geniş bir bant söylediniz. Tabii. Evet. Yani o günün propaganda şartlarına göre. Bakalım bize yeni tezgah neler yapacaklar. Vatandaş o tezgah görünce tepecek. Tam tersine AK Parti'ye mi hücum edecek? Yoksa bir şey mi olacak? Onu bekleyeceğiz. Yani çünkü oyun üzerine oyun oynuyorlar. Diyorlar ki aman ki Cumhurbaşkanı olmasın. Aday kim olsun? Şu olsun, bu olsun. Niye olsun? Yeter ki kazansın. Başka hiçbir şey istemiyorlar. Ben kişisel olarak şunu söylüyorum. Ben Sayın Başbakanımızın bir dönem daha başbakanlık yapmasını arzu ediyorum. Cumhurbaşkanlığını isterse hakkıdır. Kimse de bir şey diyemez. Bizim için de Cumhurbaşkanı adayı olduğu andan itibaren Sayın Başbakanımızın Cumhurbaşkanı yapmak için elimizden gelen her şeyi yapmak boynumuzun borcudur. Elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama ben bütün her şeye rağmen Başbakanımızın bir dönem daha kalmasını istiyorum. Eğer Başbakanımız da yukarıya çıkarsa Abdullah Gül Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız da bir araya gelip mutlaka bir çözüm yolu bulup inşallah Abdullah Gül Bey ile de partide devam ederiz diye bizim gönlümüzden geçiyor.